Seni seçtim birkaç. Hazırsan. İlk videom o kadar kötü ki. Işık buradan buraya, burası yok. Kapkaranlık bu arada. Tabii ben böyle konuştuğuma bakma. Ben böyle düşünmüyorum. 5 yılda yaşamadığım bütün duygu birikimini bir anda yaşadım. Babamın doğum gününde hüngür hüngür ağladım. Ben evlendim, insanların gözünde farklı bir konuma düştüm. Ben evlendim, kocacı oldum, paracı oldum, bilmem neci oldum. Olmadığım şey kalmadı. Umut'un da parasını iyi yiyorsun ha. Babanın evinde bunlarını yiyordum, aç köpeği. Gerçekten sen Volkan'ın parasını yiyordun. Herkese yeni bir videodan, yeni bir seriden merhabalar. İlk konuğum Fatma Nur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle. Merhabalar. Şimdi ben size bu seriden bahsedeyim birazcık arkadaşlar. İlk video olduğu için ne olduğunu da anlatayım biraz size. Şöyle ki artık bu seride nasıl olduğu başlığı altında konuklarım ve davetlilerim olacak. Mesela Fatma Nur'un konusu nasıl influencer oldu? Başka biri geldiğinde artık mesleği neyse ya da o an hangi işle ilgileniyorsa onun da nasıl olduğunu tartışacağız. Bugünkü konumuz influencerlık aslında. Evet. Biraz da ben yine bildiğim bir işten birini de evet, çağırmak, davet etmek istediğim için, işinde iyi de olan birini çağırmak istediğim için seni seçtim birkaç. Hazırsan, hazırsan başlayalım. İlki. Başlayalım, ben hazırım. Herkesin çok merak edeceği ve herkesin aslında en başından bilmek isteyeceği için ilk sorum, nasıl influencer oldun ve bu işe nasıl başladın? Başlayalı 5 yıl falan oluyor. 16 yaşında falan başladım. Lise 2'ye gidiyordum o zamanlar. Ama 2 yıl öncesi, yani 8. sınıfın sonlarında, lisenin başlarında ben deli gibi YouTube izleyicisiydim. Prizin başından ayrılmıyordum artık. Telefonun bataryası ağlıyordu. Bizimkiler bıktı böyle, artık işte prizi kimseye vermiyorum falan. Neyse bir gün bir arkadaşım, liseden arkadaşım yine aynı şekilde, YouTube'dan bir kızla kavga ediyor. Ya daha doğrusu bir kızla kavga ediyor, sonra bir grup açıyorlar. İşte o grubun içine o YouTuber kız giriyor. O zamanlarda 10.000 abonesi falan var. Kızın giriş direkt şu. Bu arada kız artık YouTube yapmıyor. Ben girdikten sonra bitti. Ama kızla hiçbir münakaşamız yok. Sadece benim arkadaşım beni gaza getirme şekli oydu. İşte selam kızlar, hiçbirinizi tanımıyorum ama eminim ki hepiniz beni tanıyorsunuzdur diye bir giriş yapmış. Neyse bizimki bir kudurmuş, bir sinirlenmiş. İşte o kim de böyle konuşuyor. İşte sen ondan daha iyi yapıyorsun makyajı, daha bilgilisin. Sen de aç neyi bekliyorsun falan. Tabii ben o sıra şey tribindeyim. Aynada böyle sürekli konuşarak makyaj yapıyorum. Birilerine bir şey anlatıyorum falan. İnsanlar beni artık böyle YouTuber olarak benimsedi. Şunu alacağım şöyle mi alayım, bunu alacağım böyle mi alayım. Beni götürüyorlar işte gratis'e, şunu mu alayım, bunu mu alayım falan. Neyse bir gün bana bunu söyledi. Ben de sanki bunu bekliyormuş gibi telefonu kapattım. Tamam dedim. Bir tane o zaman Fuji film vardı. Ta işte ablamın lise zamanları boğma almıştı böyle işte Canon'lar, şöyle fotoğrafların olduğu dönemler. Onunla böyle açtım kamerayı, koydum. Kimseye de bir şey söylemedim. Evde bir tek annem var. İşte videoyu çekmeye çalışıyorum. Annem şey dedi. Ne yapıyorsun dedi. Video çekeceğim dedi. Yardım edeyim mi dedi. Yok yok sen çık, ben tek başıma yapacağım dedim. Ondan sonra ben direkt o gece babamın bilgisayarına, o zaman Movie Maker vardı, slide programı kendisi. Delirerek ekranı kırana kadar böyle resmen, babam sağ olsun hiç sesini çıkarmamıştı, edit yapmaya çalıştım. O gece bir şekilde o editi yaptım. Gece 1.30'da videoyu yayına aldım. Bir de şeyi nereden biliyordun? Yani sonuçta YouTube'da bir sistem var. Hı hı. Her videoyu yükle, yani videoyu yüklediğinde insanların onu izleyebilip izleyemeyeceğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Cahillik had safa. Hani 1.30'da video mu atılır? Gece 1.30 bu arada. Öğlen falan değil böyle. Hani ben para kazanılırmış, işte bunun bir disiplini varmış, içerikler şöyle oluşturulmuş, şöyle bir kamera almak lazımmış, edit için bir şey olması, hiçbir şey bilmiyorum. Sadece işte ben bunları çok seviyorum, ben bunları çok beğeniyorum. Bunlar nasıl, ben nasıl onları severek izliyorsam beni de severek izlerler ya da izlesin diye işte video çektim. İlk videom o kadar kötü ki. Işık buradan buraya, burası yok. Kapkaranlık. Ondan sonra işte saçlarım, buralarım benim o zaman böyle platin gibi, sarı gibi bir şeydi. Dibi gelmiş burama kadar. Saçlar kabarık. İşte sözde bir günlük makyaj var yüzümde. Onu nasıl geceye çeviririz? Üstadım çünkü. Lise 2'de bana kaldı. Ondan sonra böyle videoyu yükledim. Anında sayfayı yeniledim. Birisi ne yazdı biliyor musun? Abla seni çok seviyorum. Allah'ım beni gör. Nasıl çığlıklar atıyorum. Nasıl mutluyum. Böyle koşturuyorum evde falan. Ben o saatten sonra önüme alan alabilsin zaten. Ama o gün şey, bir izlenmesi var. YouTuber'ım ben ya. Gir bak. Yapıyorum bu işi. Fatma Nur şey diyormuş. Sevenlerim var benim. Ya ben sizi tanımıyorum ama siz beni tanıyorsunuz arkadaşlar. Herkese yeniden merhaba. Ondan sonra neyse. Videoları çekiyorum, yüklüyorum, editliyorum falan filan. İşte yok bilmem sonbahar, yok çiçekli makyaj, yok işte pembe makyaj, yılbaşı, sevgililer günü, kombinler falan filan. Öyle ilerliyor ama ilk şeyi soracak olursam mesela, ilk nasıl bir yükselişe geçtim? Yanlış hatırlamıyorsam ikinci videomda ben yükselişe geçtim. Nasıl yani?
bildiğin o zaman 5 yıl öncesinde ikinci videodan ben 1 ya da 2 günde 10.000 izlenme almıştım. Ya 10.000 abi 1 milyon falan evet. benim için o zamanlar. Evet. Şu anın 1 milyonu. Belki 2 milyon neyse. Çığlıklar atıyorum. O zaman Erikli'deyiz. Sayfa yeniliyorum. 698 oluyor. Yeniliyorum. 700 oluyor. Yeniliyorum 800 falan. Böyle Allah'ım o gece uyuyamadım zaten. Sonra bir randıman almaya başladı kanal. 10, 15, 20 falan hep devam etmeye başladı. Böyle saçlarım dikkat çekmeye başladı. Saçtan işte şey yapıyorum. Saçı örüyorum. Açıyorum işte. Çok güzel. İşte şey diyorum. Bakın nasıl olmuş. İşte çok güzel olmuş falan. O zamanlar seviliyordu öyle şeyler. Sonrasında işte içerikleri sıklaştırmaya başladım. Bir şeyleri denemeye başladım. İşte yok markalardan gelenlere işte dönmeye başladı YouTube. Çünkü Instagram'dan artık biraz şey oluyordu. İşte PR gelmeye başlıyor. Bir event'e davet ediliyorum falan derken orada bir aha, ben oluyorum herhalde. Peki. Sana ilk hangi markadan hediye geldi? İlk butik markalar vesaire sayılmazsa La Roche-Posay'dan gelmişti. Bana da ilk hediyeyi gratis göndermişti. Ya. Hiç unutmuyorum. Gratislerle hiç çalışmamış olmam gerçekten. Gerçekten mi? Gratis eskiden artık öyle değil. PR'a önem vermiyor herhalde gratis. Buradan ben bir mesaj göndermiş olayım. Ev adresim de değişti. Aynen. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun ev adresim değişti arkadaşlar. Hem de öyle bir paket göndermişlerdi ki. Ya ben zaten gönderdiklerini kendim de alabilirim. Ama onlar beni düşünüp bana gönderdi evet. ya. Allah ben bir mutluyum. İçerisinde işte el kremi var. Ben kullanmıyorum el kremi. O hediye. Köşeye koyuyorum. Abi ben de öyle. 7 lira bu arada el kremi. Gelen hediyeleri kullanamama şeyim vardı benim evet, de. Evet kesinlikle öyle. Ve ne yapıyordum biliyor musun? Şey diyormuş, dolapta satıyordum. Hayır. Markalar kendilerini gerçekten çok önemserler arkadaşlar bunu söylediğim zaman. Hala benim ilk bir yıl bana gelen hediyelerin içerisinden çıkan kutlama kartlarını saklıyorum. Ya. Evet. Çok tatlı. Benim annem çıldırdığı için ben hepsini atıyordum çünkü. Benim için ciddi şey değerliler çünkü. Hani o zamanlar ilkti ve birisi sırf ben olduğum için, beni evet. sevdiği için. Çok belki güzel bir şey aslında. Belki de o yüzden de değil. Paylaşayım da şey yapayım. De yani olsun ben öyle ya düşünüyordum. Ana mantık o tabii de. Ben öyle düşünüyordum en azından. Düşünülmek var. Bana gönderdikleri hediyelerin içinden çıkan işte sevgili Enfal yazıyor ya orada. Allah bana kart yazmışlar. Nasıl kendimi adım geçmiş. Kendi eliyle yazmış. Aynen emek öyle. Var. Nasıl önemsiyorum kendime? Hepsini saklıyorum hala. Çok güzel. Yani bizim sen bu arada tek çocuk musun? Hayır abim var benim bir de. Aranızda yaş farkı var mı? 2 yaş var. Yakın ama. Biz şimdi 3 kızız. Bir 3 kız olduğumuz için ev bir savaş alanı. Kıyafet, annem bir yere açıyor oradan kıyafet fışkırıyor. Bir yere açıyor oradan şampuan fışkırıyor falan. Hani böyle annemin gerçekten benim markalardan gelenlere tamiri yoktu. Çünkü deliriyor. Kutuları atmıyor. Bende kutu atma şeyi var. Kutular için yukarıda biz 2 katlıydı evimiz dublekste. Bir odayı işgal ettim. Ağzına kadar kutu. O zaman bir şey itiraf edeceğim. Ben bu işe başladıktan sonra biz 2 kere taşındık. Kutuları da taşıdın deme. Kutuları da taşıdım. Abi. Ve işte 3,5-4 yıl oluyor. Şu an yeni evimizde kutular ve alt katta bizim de şu an dubleks evimiz. Gerçi diğerinde de öyleydi. Yine üst katta bir tane oda vardı. Zaten bu sefer alt katta olması gerekiyor bu işe. Bu sefer alt katta bir tane oda var. Odayı görmeyin. Garnier kutusu. L'Oréal kutusu. Ama bu çok kutusu. Güzel yapmıyorlar. O kutusu, bu kutusu ambalaj dolu. Annem artık de şey yapmıyor, atmıyor. Birinin içine iplik koyuyor. Birinin içine başka evet. bir şey koyuyor. Anneannem mesela ilaçlarını koyacak bir kutu şey yapıyor. Arıyor. Anne diyor bizde var diyor. Ben sana hallederim. Anneanneme L'Oréal kutusu falan götürüyor. Annem onun içine ilaçlarını koyuyor falan. Evet, benim ben de var o kutu vardı. Atmama huyu. Ben... Ama artık yok. Yani benim kaç... Şeyim yok. Tahammülüm yok yani. Şöyle benim hani tamam çoğunu atıyordum bir süreden sonra. Bazılarını atıyordum ya da işte böyle hasarlıları falan ama şimdi ev taşımaya başladık. İşte eve yerleşiyoruz şu anki yaşadığım eve. Abi böyle bir şey olamaz. Artık babamın yani iflahı kesildi kutu atmaktan. Biz babamla üst kattan indiriyoruz. Oradan asansöre taşıyoruz. Asansör böyle. Yani zor giriyoruz içine. Hatta bazen de girmiyoruz. Sıfıra basıyoruz. Biz aşağı iniyoruz falan böyle. Artık çöp konteyneri taştı falan böyle. Biz bir de bilerek içine koymadık aslında daha doğrusu. Kağıt toplayıcıları alabilir diye içine koyduğumuz zaman şey olmasın diye. Kenara falan koyduk ama böyle herkes bize bakıyor. Hani içinde bir şey var falan sanıyorlar bir de. Ne bunlar? Bütün herkes bize bakıyor falan böyle. Bir tuhaf hissettim kendimi hani şey gibi. İstifçiler gibiydim. Hoş o huyum biraz vardır. Annem çok nefret eder o şeylerden. Sonra şeylere geçtin herhalde. Markalardan gelenler çekmeye. Evet. O bende hiç yok biliyor musun? Ben çok zor bir video. Markalardan ya. Gelenler çekemiyorum. Çünkü biriktiremiyorum. Açasım geliyor ve açıyorum. Onu açtım ben. Ben de önceden açıyordum, kapatıyordum falan. Şu an mesela annemle ablamlar yani duramıyor. Ben evde yokum. O kargo geldi ya açıyor illa. Bir de açıp bana fotoğrafını atıyor. Diyorum ki anne niye açtın falan böyle. O zamanlar böyle ilk başlarda alışamamıştım. Biriktirdim falan ama benim mesela ilk markalardan gelenler videom şöyleydi. Arkası full markalardan
yerlerden gelenler. Önlerde, yerlerde bir şeyler var. Aç baba maç, aç baba maç. Video çekerken zaten çok zorlandım. Abi editte bir oturdum. Psikolojim bozuldu. Yok ben dedim yapamayacağım bunu dedim. O çektiğim o 3 saatlik videoyu çöpe attım. Gerçekten. Çok sinirlenmişim. Şu an çekiyorum. O ilkiydi. Ya benim ne biliyor musun? Şimdi geliyor. Diyorum ki tamam çekeceğim diyorum. Markalardan gelenler çekeceğim diyorum. Onlar köşede bekliyor. 10-15 paket oluyor. Diyorum ki abi baksana diyorum. Doldu taştı burası. Evet. Aman diyorum bununla mı uğraşacağım? Hemen açıyorum. Story'de paylaşıyorum. Paketleri çöpe atıyorum. Video yok elimde. Bugün mesela bir tane kutu gelmiş. Kutu da değil sandık. Şöyle bir sandık. Hı. İçinde ne var çok merak ediyorum. Bu arada öylelerin içinden sadece bir maskara çıkıyor. Geçen gün yaşadım. Şöyle PUBG falan mı kız? Değil. Şöyle üzerinde böyle bir damga falan var. Çok ağır bir şey. Hangi marka? İçi belli dolu yani. İçinde bir şeyler var. Çekim olduğu için bir de tedavim olduğu için şey yapamadım. Açamadım. Bakamadım açamadım. Onu öyle bıraktım geldim. Şimdi ambalajı güzel. Video çekilse aslında insanlar da izler, merak eder. Ama ben üf diyorum bu şimdi ortalıkta böyle gözümün önünde mi duracak? Yok diyorum ben çekmeyeyim en iyisi. Bunu açayım story'de paylaşayım. YouTube'a da bir şey çekmesem olur. YouTube öyle bir yer ki Fatma Nur. Bir kere tutunduğun zaman bırakamıyorsun ama tam olarak tutunamazsan evet. Devamını getiremiyorsun. Evet, ben evet. Hiçbir zaman böyle non-stop 3 ay 4 ay üst üste non-stop video attığımı bilmem. YouTube'da ben de çok hızlı yükseldim. Şu anda 56 bin takipçim var ama 56 bine kolay geldim. Çünkü o sıra çok video atıyordum. 2 günde bir ben video yüklüyordum biliyor ben musun? Ben öyle olmuyorum ya. 2 günde bir çünkü video öyle yükleye yükleye zaman bıkacağımı ve geriye çekeceğimi biliyorum. O zaman diyorum ki bir haftaya 3 video atacağıma haftada bir atarım. Yine de istikrarımı bozmam. En azından soğumam ya da işte yorulmam ya da bıkmam. Çünkü çok yoruyor yani YouTube bir yerden. Benim için şöyleydi ilk başlarda. Şu anki gibi düşünmüyorum çünkü. Yani şu an 2 günde bir video atamam. O efor yok bende. Çünkü 3 platformda içerik üretiyor olmak gerçekten çok yorucu. Sabah kalkıyorum 8'de. Kahvaltı yapıyorum. Instagram, TikTok'a da başladım ben evet, şimdi. Diyorum. Instagram, TikTok, YouTube bunların hepsini bir arada yapıyor olmak gerçekten yorucu. Yani insanlar şey diyebilir, taş atıyorsun da kolun mu yoruluyor diyebilir ama gerçekten öyle değil. Dün akşam video editlerken 12'de oturdum, 4'te uyudum gece ben. Ben de. Yani dün alelacele buraya geleceğim. Aynen öyle. Yaptım bilmiyorum. Sonra sabah 4'te uyudum. Hatta 4.30 falandı dalmam. Sonra sabah 10'da uyandım. Tedaviye gittim. Oradan buraya geldim. Çekime bu ikinci videom. Bundan sonra iki videom daha var. Yani vücudu aslında yoran bir şey. Üzerine bir de psikolojiyi de yoran kafayı bir şey. Kafayı çok görüyor bu iş. Evet. Çünkü neden? Sen bir içerik üretiyorsun. İnsanlar beğeniyor, beğenmiyor. Linç, kavga, ortalıkta bir kaos, bir şey. Psikolojin ona yoruluyor. Zaten evet. Bedeninde yorgun. Bir noktadan sonra kaldıramayabiliyorsun. Evet. Peki bu durumlarda böyle linç yaşadığın zaman aslında bu biraz da başarıyla da alakalı. Hiçbir şey başaramayan ve iyi bir yerde olmayan insanlar linç yemiyor zaten bildiğimiz üzere. Bilinmeyen, tanınmayan bir insan da linç yemiyor. Bu aslında bir başarı. Fatma Nur Öztekin. Ben göremiyorum ya. Ben çok şeyim. Fatma Nur Öztekin sapmaz. Fatma Nur Öztekin sapmaz diye biri var ki o kıza sataşıyorlar abi. Evet. Böyle biri var. Bu bir başarıdır. Böyle düşünmek için kendimi bazen çok zorluyorum bu arada. Tabii ben böyle konuştuğuma bak. Ben böyle düşünmüyorum. Ben de tabii ki böyle aslında düşünüyorum ama başımda bir olay yokken düşünüyorum. Evet, başıma bir olay geldi yokken. Mi? Allah! Ben bir şey, birine akıl verirken değil mi? Tabii birine akıl verirken vermek kolay zaten. Evet ben de öyle işte. Başıma gelmediği zaman dünyanın en rahat, en umursamaz, en işte soğukkanlı insanıyım. Başıma geldim mi yüzüm böyle düşüyor, bütün gün böyleyim falan böyle. Kafamın içinde kuruyorum. Desem mi demesem mi, cevap versem mi vermesem mi, şöyle yapsam mı yapmasam. Aradayım böyle. Bütün gün mod gitmiş. Son zamanlarda linç farklı bir yöne evrildi. Evet. Dedikodu, iftira ve hakareti bir şeyin altına topladılar ve mesela işte kız orada aptal ya da gerizekalı demedi diye bu bir hakaret değildi. Altında iftira atmış, saygısızca konuşmuş, beni küçük düşürmüş ya da bana karşı olan bir nefretiniz kusmuş. Benim ailemden, benim eşimden bir şey konuşmuş ama orada mal, öküz, gerizekalı lafı yok diye bu yapıcı bir eleştiri olmuyor. Bunu fark etmiyorlar. İlla ki orada bir küfür olursa hakarete bu bir giriyor, hakarete giriyor. Asla öyle bir şey yok. İşte bunu anlamadıkları için burada insan çok yoruluyor ve artık pes ediyor bununla baş edemeyeceğini, herkesi karşısına alıp bak şu diyemeyeceğini dese bile anlamayacağını ben özellikle sonradan o videodan sonra anladım yani. Bu benim için ne zaman oldu biliyor musun? Gerçekten 2 gün önce. Normalde ben her şeye açıklama yapan bir insanım. Ve benim açıklamalarımı da bilirsin. Ben bir şeyi böyle bir story'de açıklayıp geçmem. En az 30 story. Vır vır konuşurum. İsterim ki karşımdaki beni benim gibi anlayabilsin. Evet. O yüzden konuşurum. 2 gün önce dedim ki kendi kendime. Enfal dedim. Ne yapsam bir şey bulacaklar zaten dedim. İyi de yapsan laf diyecekler. Kötü de yapsan laf diyecekler. Boşver desinler.
Bir de cevap verdiğim bir şey de oluyor. Hani mesela sen bir olay oldu, kırmızı oji sürmüşsün. Sen diyorsun ki ben bu kırmızı ojiyi aslında dün sürmedim, bugün sürdüm. Sonra bir tane bir fotoğraf bulurlar ve oradan o kırmızı ojiyi senin sürdüğüne dair üstüne bir de artı olarak yalancı konumuna düşürüp farklı bir olay çıkartırlar. Evet. O zaman konuştuğun zaman olayı daha da büyütüyorlar, daha da farklı yere çekiyorlar. İki ucu şey yani gerçekten bu olayı. Açıklama yapsan bir türlü, yapmasan bir türlü. Yapsan savunuyorsun kendini ama suçlu psikolojisinden evet. dolayı. Savunmasan da sen bunu yaptın o yüzden savunuyorsun evet. diyorlar. Ya ne yapsan bir suç. Şey noktasına geldin mi hiç? Ya tamam ya bırakıyorum artık. Yani yapmayacağım ben bu işi, bitti benim için, bırakıyorum. Gelmedim ama bir ara YouTube'a gerçekten video çekmesek ya da gerçekten acaba bu yaptıklarımın bir karşılığı yok mu? Ben boşuna mı didiniyorum, yırtınıyorum? Ya da benim yaptığım her şey sürekli bir yere mi çekilecek? Ben konuşmayayım mı falan oldum böyle. O sıra böyle işte eşlerimiz, dostlarımız bir telefon tabii. Çünkü o sıra gerçekten 5 yılda yaşamadığım bütün duygu birikimini bir anda yaşadım. Babamın doğum günüydü. Ve ben o gün oturdum. Babamın doğum gününde hüngür hüngür ağladım. Ve bunu olmayan bir şeyi lanse edip ya da insanları sürekli kendini kötü hissetmesi için bir şeyler yapan. Her yaptığından bir şey yarayan. Mesela biz burada konuşuyoruz. Belki bir cümlenin arasına girdim. Ben şu an dünyanın en kötü insanı olurum. Ya da çok evet. konuşuyorum, geveze olurum evet. falan. Gizem'le yaşadık mesela bunu. Abi Gizem bile arıyor bana. İşte diyor ki sakın öyle bir şey düşünme. İşte şöyle böyle. Ne Gizem'e onu yapmaya mecbur bırakın. Ne beni. Gizem'e işte acaba beni yanlış anladı mı gerçekten öyle mi diye düşünmek için, gece uyuyamamak için, yani daha doğrusu uyumama engel oluyor böyle şeyler. Çünkü ben uyuyamıyorum cidden bazı dönemlerde. Buna beni mecbur bırakın ya. Ben niye babamın doğum gününde ağlıyorum? Mental olarak neden? Yoruyor seni yani. Yorulmuştum. Gerçekten çünkü ben hala anlam veremiyorum. Gerçekten anlamadığım bir şey. Beni eğer zaten seviyorsa böyle bir yorum yapmaz. Beni üzmez. Beni sevmiyorsa benden ona ne? Evlendikten sonra insanlar bunu çok dert etmeye başladı. Ben evlendim. İnsanların gözünde farklı bir konuma düştüm. Ben evlendim. Kocacı oldum, paracı oldum, bilmem neci oldum. Olmadığım şey kalmadı. Ama evlenmeden önce ben çok samimiydim, çok mükemmeldim, şımarmamıştım, prensestim falan filan. Abi alakası yok ya. Aslında sen değişmedin. İnsanlar şey zannediyor. Ya insanların bence fikrince... Nefret oluştu diyorum yani. Kısaca. Sadece evlendikten sonra değil, Volkan da mesela senin hayatına girdikten sonra yine değişmiştir. Tabii ki abi. Yani nasıl biliyoruz? Dünya değişiyor. Nasıl biliyor musun? Sanki hayatına o insan girmeden önce sen Fatma Nur değildin. Hı-hı. Sen öyle takılmıyordun. Senin hayatına Volkan girdikten sonra sen böyle oldun. Bu algı insanlarda çok var ve sadece bizim için de değil, bana da yapıyorlar. Yani benim Umut'tan önceki Instagram profilime, fotoğraflarıma bak. Aynı. Her şey aynı bu arada. Giyimim, taktığım, ayakkabım, çantam, tarzım, her şeyim aynı. Umut'tan sonra da aynı. Ama ne diyorlar biliyor musun? Umut'un da parasını iyi yiyorsun ha. Ben sana komik bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Çok açık ve net söyleyebiliyorum bunu buradan. Çok Umut acı da, nasıl bir şey Umut ya. Da izler zaten, her videomu izliyor. Bunu gerçekten çok açık ve net söyleyebiliyorum. 2 senedir Umut'la birlikteyim. Bir kere bile parasını yemedim. Abi ya neden biriyle birlikte olduğunda para yemek zorundasın? Yok çünkü. Çalışan burada Umut alınsın vesaire diye tabii ki söylemiyorum. Zaten alınmaz da, o kendi ayakları üstünde durabilen bir insan. Ben de öyleyim. İhtiyacım yok Umut'un. Kimse cebindekine, hayatındakilere. Ne Umut'un popülaritesine ihtiyacım var, ne başka bir şey. Benim erkek arkadaşım, sevgilim, hayat arkadaşım şu anda baktığın zaman ülkede tanınan bir insan. Evet. Umut'la çektiğim videoların birinde bile başlığında adını bile geçirmedim. Ya da Umut'la fotoğraf koyduğum... Geçmedi. Etiket atmadım. Ya da Umut'la fotoğraf koyduğum zaman 1,5 yıl boyunca ben Umut'u fotoğraflara etiketlemedim bile. İnsanlar şey zannetmesin diye işte, aa bu da Umut'tan faydalanıyor falan zannetmesin diye. Ben Umut'tan önce zaten var olan bir insandım. Evet. Umut bunu hep söyler. Biz Umut'la çıkmaya başladığımızda, yani eğer buysa, sayılarsa insanları daha üst seviyeye taşıyan, benim Instagram takipçim Umut'un Instagram takipçisinin 3,5 katıydı. Biz Umut'la çıkmaya başladığımızda Umut 28-30 bin falandı. Hı hı. Ve Beşiktaş'ta değildi. Daha yeni şey yapıyordu. Gelecekti yani. Hatta biz görüştük falan. Umut ondan sonra kampa gitti falan. İnsanlar bunu bilmiyor. Zannediyorlar ki vay ben Beşiktaş'ta futbolcuya kapağı attım. Öyle bir şey yok. Abi çok öyle bir ya. Şey yok. Mesela bilirler Fatma'da benim ilk çıkmaya başladığım oldu. Zamanlarda biz Fatma Nurlar'la tatildeydik. Evet. Bizim samimiyetimizi, konuşmalarımızı, her şeyimize şahit olan bir insandır Fatma Nur o sıralar. Ama dışarıdan öyle gözükmüyor ya. Çünkü insanlar sadece şuna bakıyor. He, bunlar evlendi. He, yaptıkları eve bak. Fatma Nur yapamaz ki bu evi. Erkek yapar. Evet. Ben kız kazanamam. Yapamaz ben ki bu alamam. Evi. Bu evi kız yapamaz. Bu koltukları kız alamaz. Bu televizyonun ünitesini de kız yapamaz. Sen Volkan parasını yiyorsun.
bana şey demişlerdi, bak şimdi geliyor. Market alışveriş videosu çektik Volkan'la. Evi ilk düzüyoruz falan. Ben de sos falan çok seviyorum. İşte şu anda mesela aç dolabı bir kısım full sosu sığmamış, alta koymuşumdur. Videonun altında herkes şey diyor. Babanın evinde bunları mı yiyordun aç köpek? Abi ne aldım ya? Ne aldım? Ne aldım? Yani sos yedim diye aç köpek oldum, anladın mı? Ve hani babamın evinde bunları mı yiyordum? Bunlar sorgulanmış. Çok komik. Gerçekten aşırı derecede komik. Kaldı ki bu evi mesela şimdi ben de geçindirebilirim, Volkan da geçindirebilir, ikimiz de çalışmayabiliriz. Bu seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Evet. Belki de ikimiz de babamızın parasını yiyoruz. Sana evet. Ne? Ya belki de gerçekten sen Volkan'ın parasını yiyorsun. Cebinden ha. Da gram para çıkmıyor. Ha, mesela abi. Evet, bu sana, bundan sana ne? Ya da bu benim kocam değil mi? Evet. Ya da bu benim hayatım paylaştığım insan değil mi? Ya da sen babanın parasını yemiyor musun? Babanın parasını yemiyor. O zaman herkes kendi parasını derdine düşecek. O zaman sen de babanın parasını yemiyor. Ne diyeceksin? Ona benim kan bağım var diyeceksin. Niye benim de Volkan'da bir kan bağım olacak ileride? Çocuğumuz olduğu zaman. O zaman çocuğumuz bizim paramızı yemesin, çalışsın. Bu nasıl ya, bir mantık ya? Burada aslında... Çok sinirleniyorum böyle şeyler olduğu zaman. Evet. Bir de hani şey mesela, bazen de şey Volkan'a bunu diyorlar. Sen Fatma'nın parasını yiyorsun. Bazen de ben onu kiniyorum. Hani bir arayı tutturamıyorlar. Evet, var öyle bir şey. Ya benim istediğim tek şey ne biliyor musun? İnsanların, ya sen beni takip ediyorsun diye. Influencer'ın bence en zor yanı bu. Beni takip ediyorsun ya, benim yaptığım ve hayatımdaki her şeyde söz hakkı sahibi evet. olduğumu zannediyorsun. Evet, aslında evet. öyle bir şey yok. Ben seninle sadece yaşadığım şeyleri paylaşıyorum. Başka bir şey yok. Senin istediğine göre orada hayatımı kurmuyorum. Peki sence influencerlık, yani içerik üretimi demek böyle bir şey mi olmalı? Bu biraz da böyle tavsiye olsun insanlara. Tamam. Çünkü influencer olmak isteyen, bu işi yapmak isteyenler de var bildiğin gibi. Böyle bir şey mi olmalı? Her şeyini açarak, her şeyini göstererek, yoksa biraz daha kapalı. Sadece dediğim gibi saç, makyajsa makyaj, kombinse kombin böyle yapılır, bu şöyle yapılır mı? Yoksa özel hayatta içinde olmalı mı? Bence artıları eğer... Artıları eksileri evet, neler bence yani? Eğer enfalin gibi bir konumdaysanız, yaş olarak işte bir şeyleri başardıysanız, hayatınızda bir yere geldiyseniz bence kesinlikle özel hayatı pek katmamak gerekiyor. Ama benim işte lise, üniversiteye geçiş, işte ehliyeti alma, onun evet, dışında... Evet, hayatın seni çok evrilmiş ama. Çok yani ve çok böyle küçük bir yaşta başladığım için şu anda da aşırı büyüğüm demiyorum bu arada. Bunu da yanlış anlamayın ne olur. Yani bir şekilde değiştim, büyüdüm ve bu evrildi. Ve bu evrilirken bir anda hop ben buradaydım, şimdi buraya geldim diye bir YouTube o sıra bırakıp bir daha buraya şey yapmıyorum ki. O sıra hep görülüyor. Şimdi ehliyet al... Mesela bir gün makyaj yapıyorum, babam video açıkken gidiyor içeri, diyor ki işte araba kullanmayı öğreteyim sana, gel. O sıra video şeyi açtı, gittik geldik, bir daha devam ettim videoyu. Işık gitmişti, söyledim. Dedim ki böyle böyle babamla araba kullandık. O yüzden ışık şu an kötü, çok az kaldı, bitireceğim, kusura bakmayın, biraz ışık fark edebilir falan filan. Şimdi ehliyete yazıldığımı biliyorlar çünkü 18 olur olmaz yazılacağımı kendi içimde videolarda konuşuyorum. Ondan sonra onları söylüyorsun, bunları söylüyorsun. Bir şekilde gün geldiğinde, bir olay olduğunda herkes bunları iyi de olsa bu arada, çok da sevse de, sen böyle yapmıştın, bunu demiştin, bak bunları gözümüzün önünde yaşadın deyip her şey karışma hak sahibinde bulabiliyor. Aslında eğer dediğim gibi bir yerlere geldiyseniz, yaşınız oturduysa, hayat standartınız belli olduysa çok fazla bence özel hayata girmeyin. Çünkü ben bunların pek farkında olamadım. Girdim. Şu anda da aslında o zaman girdiğim için o zamanın şeylerini çekiyorum. Evet. Çünkü o zaman küçüktüm, belki toydum, belki bir şeydi falan filan. O zaman kimsenin gözüne bakmayan her şey şu an herkesin gözüne evet. batar. Eskiyi kurcalar oldular. O yüzden hani bir kere de zaten o şeyi başlattıktan sonra, o işte özel hayatını, şununla bunu, her şeyini paylaştıktan sonra, özel hayat dediğim işte evde eşinle kahvaltı yaparken video dahil edersin mesela. Bu bir özel hayat bazıları için. Bunlara başladıktan sonra bir daha bunu geri çekemiyorsun. Bu sefer yine değişmiş oluyorsun. Ya da işte eskisi gibi değilsin, samimi değilsin. Önceden bunları gösterdin, şimdi niye göstermiyorsun evet. oluyor. Bir çizgi belirleyecekseniz bence direkt iş odaklı belirleyin. Ama eğer diyorsanız ki ben işte olduğum gibi her şeyimle kabul görmek istiyorum, o zaman bazı şeylerle yargılanacağınızı bilerek başlayın. Peki, gün sonunda şey diyor musun ya, yaşım ilerleyecek, çocuklarım olacak, yaşım 40 olacak, 50 olacak ve bu işi bırakacağım dediğin bir nokta var mı? Hiç aklıma böyle bir şey gelmedi. Gerçekten. Hiç. Ben şey diye düşünüyorum işte, ileride çocuğum olduğu zaman ve çocuğum büyürse ve bu geleceğin mesleği olursa çocuğuma bunun için yol gösteririm ve belki o benim kanalımdan devam eder. Bu bile geldi aklıma bir ara. Ben. Hani hiç bırakmak yok yani, kanalı kapatmak falan yok. Ben çocuğuma yok. Devretmem. O kadar emek göstermişim. Bir hareketiyle batırırsa şunu, onu var ya döverim. Aa, o zaman düşünsene, o zaman tek bir yanlışla olabilir. Batırıyor her şeyi. Ama zaten şey yani bir anda, aa oğlum gel bak bu böyle bir şey, hadi otur falan diye. O yani şöyle seni gerçekten izle şey olan, nereden biliyorum? Elif'ten biliyorum, ablamın kızı.
şu an benim kadar hakim. Gerçekten benim kadar hakim. Ve çok küçükkenden beri, yani çocuk daha konuşmazken, bebekliğinden beri benim yanıma koyarlardı mesela, evdeyim ne yapacağım, Elif'e bakıyorum. Ben video çekiyorum, bir yandan Elif'e bakıyorum, ne yapıyorum, yandım falan diye. Hani böyle o zaman videolarımda da konuk oluyordu. Çocuk o kadar aşina ki mesela Elif'e kimse bunun bir meslek olmadığını kabullendiremez. Gerçekten. Kabullendiremez. Çok akıllı bir çocuk o zaten. O işi. Evet, bunun bir işi olduğunu. Teyzemin işi diyor. İşte Elif bu arada şey diyor, işte teyzemin diyor, ne zaman diyor seninle konuşmuyorlar, konuşmuyor teyzen diyor mesela annesi bilerek. İşte diyor işte işini yaptığı zaman, video çektiği zaman, çalıştığı zaman falan diyor. Bir de en çok kullandığım kelime ne diye sorduğum zaman, en çok teyzen sen ne kullanıyor falan. Genelde telefonla böyle beynim o sıra dönüyor ya, birine cevap veriyorsun, oradan bir şey yapıyorsun, şunu yapıyorsun falan filan. Elif o sırada teyze derken ben diyorum, Elif şu an değil, şu an çok meşgulüm, çok doluyum diyorum mesela. Teyzemin çubuğunu bu kelime kullanıyor, işi varken iş yapıyor çünkü falan diyor. Ya kıyamam. Hani o konularda yani işimin olduğunu ve burada bazı şeylerde mesela bu saygı göstermesi gerektiğini bile biliyor musun? Video çekiyorum ya, bilmiyordum çıkıyorum şimdi falan. Ya kıyamam. Kapıdan böyle tıklıyor. Ya şimdi buna iş diyoruz ama açık konuşacağım. Ben bu işi o kadar çok seviyorum ki. Evet, Fatma. Ben de seviyorum. Beni takip edenlere takipçi demiyorum ben zaten. O kadar arkadaşım gibiler ki. Yani gerçekten arkadaşım aslında onlar. Çünkü bir arkadaşım belki daha bilmediği birçok şey onlara anlatıyorsunuz. Aynen öyle. Ben genelde mesela bana mesaj atan insanlara şey yapmaya çalışıyorum. Videolu ya da ses kaydı atarak cevap veriyorum. Hem mesajla uğraşmamış oluyorum hem daha iyi oluyor. Evet, daha iyi açıklayabiliyorum. Evet. Kendimi daha iyi şey yapıyorum, açıklıyorum diye. Yazmak seni biraz şey yapıyor. Evet. Yani hepsi benim gerçekten arkadaşım gibi ve beni seven kitle, nefret eden kitleye hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü ben onlara benden nefret etmelerini sağlayacak hiçbir şey yapmadığım için benden durduk yere nefret eden insanlara da geri kazanmak için bir şey yapamam. Onlar zaten o kinden besleniyor. Anladın mı? Evet. Onlar kinden beslendiği için ileride bir şey olsa yine patlayacak yani bir noktada bana evet. karşı. Ama beni seven insanlar, beni Instagram'dan takip eden arkadaşlarım benim için gerçekten çok değerli ve dediğim gibi onlara artık ben takipçim de demiyorum. Yani en ufak örnek ne biliyor musun? Bir story atıyorum, kızlar acil şunu bulmamız lazım diye. Hemen ardından en az 500 tane mesaj geliyor. Sürekli yazıyorlar, Elfi işte bak şöyle bir şey bulduk, bak böyle bir şey bulduk. Story kalksa bile Elfi sen şunu paylaşmıştın, bak onu bulduk. Yani bu benim için gerçekten çok değerli ve bu kitle, abla diyen kitle de çok fazla evet. ama benim kitlem en çok benimle aynı yaş skalasında olup üniversiteye giden ya da işte ben üniversiteyi bitireli uzun bir süre oldu ama mezun olan, çalışan, olgun bir kitlem de var. Onların da benim yanımda oluyor olması benim için gerçekten çok çok değerli. Küçüklerimi evet. zaten çok seviyorum ama benim yaş skalamdakileri de çok ayrı seviyorum. Hepsi benim için çok çok değerli. Bu işin bana kattığı en güzel şey işte bu 250 bin kişilik bir aile. Evet. Benim için çok fazla değerli. O yüzden bu iş aslına bakarsan bir süre daha ben para kazanmayabilirdim. Onların o desteğiyle ben durdum zaten orada. Enfal dedim zaten kazanmıyorsun ki aman boşver. Orada bir etkileşim var. Orada insanlarla aramda olan bir bağ var. Hı hı. Ve beni aslında para kazanmamama rağmen insanların kazandığını bilip yine de benim para kazanmamama rağmen burada tutan şey o insanların bana karşı olan evet, sevgisiydi. Kesinlikle. Bana karşı olan destekleriydi. Zaten diyorum ya ben de videoda işte beni de onlar gibi sevsinler. Beni nasıl birilerini izliyorsa onlar da beni severek izlesin falan. Evet. O şeydi. Evet. Yani benim de mesela birçok hayatımda birçok şey takipçilerim yönetiyor olabilir. Evet. Saçlarını mesela benim gözlerime saçlarım hiç batmıyordu. İki gündür saçlarımı yolacağım. Herkes saçlarını kestir diyor ya bana geldiler. Ben böyle şeyim. Gerçekten şu an saçlarım çok kötü. Çok doğru söylüyorlar doğru falan. Doğru söylüyorlar çok kötüymüş. Hani böyle beni çok aydınlatıyorlar bazı şeylerde. O yüzden çok iyi. Bir de mesela hani ben sen diyorsun işte yaş kitle falan. Benim ne kadar da insanlar bunu anlamasa da çünkü algoritmamı görmüyorlar neyse ona da girmeyelim ama benden yaşça büyük çok kitlem oluyor biliyor musun? Çoğu kitlem benden büyük. Ben liseden dönüyorum üniformam. İki tane hemşire. Hemşire de böyle benim 30'larına falan gelmişler. Bana demesinler ama ay biz seni çok seviyoruz falan diye böyle ben şok hani lise formamla böyle falan diyorum. Hani çünkü şey yani yüze geldiğimiz zaman böyle şey oluyorum işte ya beni bu insan mı hani hemşire mi öğretmen mi falan hani böyle öyle oluyorsun ve yaşlar büyük. Böyle yaşların büyük olduğu zaman işte 18-24'te 24-36 kitlesi beni çok bir yerden heyecanlandırıyor bir yerden korkutuyor çünkü o insanlar yüz yüze geldiğim zaman ben bu kitlelere şey yapıyormuşum falan. Ay hani, gördü o. Ay şu videomu da izledi bu. Ay şu storyleri falan atıyordum ben atmayayım bundan sonra falan yani rezil rezil şeyler yapıyorum falan diyorum bazen ama gerçekten en güzel yanı insanlarla karşılaştığın zaman mesela heyecanlanıyorlar falan hani evet. ya da ay çok heyecanlandım bir dakika şimdi kamerayı açamıyorum falan diyorlar mesela abi çok çok güzel bir şey.
Ve ben hiçbir zaman, bence sende de yok bu. Yani benim en azından arkadaşlarımda yok diyeyim. Çünkü öyle insanlarla arkadaş olmaya çalışıyorum. Bunun bir egosu yok. Evet. Bende zaten yok. Bana geçen gün soru cevap şey yaptılar. İşte kendini işte ne olarak görüyor musun? İnfluencer mı, YouTuber mı dediler. İşte ben olduğum mu görüyor musun? Dedim ki sizlerle karşılaştığım zaman evet, ama sizlerle karşılaştığım zaman hayır. Çünkü evet, her zaman bir şey için yol kat ediyorsun falan filan. Sen de öylesin bence ki. Sen bence hani bana kalırsa, çünkü biz öyle tanıştık. Bizim kitlede, yani bizim aynı işi yapan insanlara karşı da böyle çok şey değilsin. Bizim işte en çok beni zorlayan şey bu olmuştu. Kimse kimseyi sevmiyordu. Ben herkese çok severek gitmiştim. Sonra evet, baktım ki kimse kimseyi sevmiyordu. Herkes de çok alttan alttan kötü. Benim yüzüme de karşı bu arada birkaç kere bir şey yaşadım. Çok şaşırmıştım ama benim artık bundan sonra böyle gerçekten mesela seninle kişiliğimi çok benzetiyor. İşte ne bileyim, Gizem'i çok seviyorum, Deniz'i seviyorum falan. Bu tarz insanlarla artık iletişimde oluyorum. Yeni birileriyle arkadaşlık edeyim de işte mesaj atayım da yorum atayım da falan, öyle şeyler şeyimi çektim. Benim böyle yoktur ya. Biliyorsun zaten işte 2 sene önce tanıştık değil mi biz seninle? 2 sene oldu herhalde. Şeyde, ama Bozburun'da, evet, tatile gitmiştik Marmaris'te orada. Benim şeyim yoktur. Aa, az takipçili, aa çok takipçili. İşte buna şöyle davranayım, buna böyle davranayım ya da işte küçük takipçi mikro, arkadaşım, makro, büyük takipçi arkadaşım. Benim böyle bir şeyim hiçbir zaman olmadı. Çünkü ben de çok küçüktüm. Evet, büyüyorsun. Ya seni büyüten de zaten aynen aslında öyle, hani influencer bile olsa o kişiler. Aynen öyle. Ama şeyim de olmadı. Ben küçükken de beni kimseyle yan yana şey yapamazlar. Ben kimsenin çatısı altında büyümedim. Ben tek başıma büyüdüm ben mesela. Ben tek. Yani Enfal'i şunun yanında gördük de Enfal oldu diye bir şey yok. Dediğim gibi ben 4 yıldır buradayım ve 4 yıldır kendi ismimle geldim buraya. Evet. Sadece tek başımaydım. Yanımda tabii ki arkadaşlarım vardı. Atıyorum Fatma Nur, Deniz benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Ya da işte Damla'yla ilgili bir şey yapıyorum, story atıyorum. Vay sen Damla, öyle bir şey yok. Vay sen Fatma Nur sayesinde. Hayır. Evet. Kimse bana o yapıştırmayı yapamaz mesela. Ya da Deniz. Ben en başında da Enfal'dim. Şu anda da Enfal. Kendimi asla çok yukarıda görmüyorum. Ben neysem influencer olmadan önce de, şimdi de oyum. Evet. Sokakta 10 binken yanıma gelen insana nasıl davranıyorsam şu an daha fazlasını davranıyorum bu arada. Ben görünce kızı sarılan falan, gel kız buraya gidiyorum. Kolunu falan mıncıran bir insanım yani. Hatta sana da atıyorlardı. Gördük ama işte çekindik. Gelemedik falan, biraz şey. Çekinmeyin ya. Gelin birbirimizi mıncıralım. Pozitif testinizi gösterin sonra, ama şu an çok tehlikeli bir durumdayız. Aynen öyle, tehlikeli bir durumdayız şu anda. Bilmiyorum, benim için onlar da benim hayatımda çünkü. O yüzden bu iş benim için işten çok, çok zevkli bir iş. Düşünsene, hem para kazanıyorum, hem sevgi görüyorum, hem kendi hayatımı devam ettirebiliyorum. Hem de sevdiğim bir şey yapıyorum. Gerçekten müthiş bir şey. Aynen öyle. Tavsiyelerimizi de verdik. Mesela tavsiyem budur yani. Tavsiyemdir yani. Gerçekten ne kadar sevdiğimizi de söylemek istedik buradan. Evet. Her biriniz bizim için çok çok değerlisiniz. Hani bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu şekilde. Vallahi ben duygulandım. Söyleyeceğim her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Evet. Çok fazla konuştuk. Sadece İnşallah ortaya güzel bir şeyler çıkar. Yanlış anlattıysak kendimizi de affola. Evet, affola. Sadece bazen anlatmak istediklerimizle ağzımızdan dökülenler farklı anlaşılabiliyor ya da yansıyabiliyor. Benim şu anlayışa ihtiyacım var sadece. Bizim de sizin gibi normal birey insan, bir insan olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın, evet, arkadaşlar. Yani biz de normal sıradan günlük hayatını yaşayan, annesi babası olan, işte işini yapan, uyuyan, yemek yiyen, normal arkadaşları, aynen öyle, normal arkadaşları, bir ilişkisi ya da evli olan birer insanız. Sizden, akrabalarınızdan hiçbir farkımız yok. Bunu bilin sadece. Evet. Ve siz de yeterli emeği verirseniz, eğer gözünüzde bazı şeylere çok odak göstermezseniz, siz de bu mesleği, bu işi yapabilirsiniz. Azıcık kendinize güveninizin olması gerekiyor sadece. Ve kesinlikle, kendinize olan inancınızı sakın ama sakın kaybetmeyin. Söyleyeceğimiz tek şey bu. Evet, bugünkü konuğum bir influencer arkadaşımdı. Bunu tek de çekebilirdim. Ben de bir influencer. Sor bana falan. Soru ben değil miyim? Ben influencer değil. Evet öyleyim. O da oradan, evet, öyle diyor. Ben de mi influencerım? Ama dedim ki double check olsun. İki kişi birden gidelim. Senin en çok bu konuşmalarını seviyorum ya. Gerçekten. İnsanlar bazen şey diyor ya. Ben böyle konuşmalıyım. Aa, ben böyle kırın gibi seviyorum. Şey yapıyorsun, konuşuyorsun. Ama ben buyum yani. Hani hep böyle oldum ve böyle olmaya da devam edeceğim. Bence de en sevdiğim şeyler, çünkü ilk gördüğümde de böyle anne komik kız falan diyordum. Sen camsın çünkü. İyi ki geldin. İyi ki geldim. Gerçekten çok keyifliydi. Böyle içimizde ne var ne yok konuştuğumuz bir videoydu. Umarım sizler de seversiniz arkadaşlar. Umarım kalbinizi kıracak bir noktaya dokunmamışızdır. Sizi gerçekten çok sevdiğimizi sakın aklınızdan çıkarmayın. Sana da çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Fatma Nur'a sizin de teşekkürlerinizi iletip
Artık sona geliyorum. Bir sonraki videolarda konuklarımız tabii ki değişecek, konularımız da değişecek. Ama umarım bu seriyi sevmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Yap seni. Öpüm seni. Aferin. Güzel değil mi? Söylediklerini iyi söyledin. Aferin. Hepsi çok güzel. Hepsi ezberlemiştim.